Merhaba sevgili öğrencilerim. Beceri temelli MEB tadında 10. testin birinci sorusunu yaparak başlıyoruz. Belli yükseklikteki deniz taşıtlarının denizden güvenle geçebilmesi için köprülerden bazıları eşit açılar ile karşılıklı açılır ve gemiler diğer tarafa geçerler. Şekil 1'deki kapalı halde olan köprü, geminin geçebilmesi için şekil 2'deki gibi her iki kanadından da 70 derecelik açı yaparak açılmıştır. Geminin durumuna göre köprü açılıp kapanırken oluşan açılar en fazla 70 derece, en az 55 derecedir. Şekil 2'deki köprü kapanırken arızalanıp 57 derecede kilitlenmiştir. Buna göre üzerinde güvenli geçiş açılarının tümleyeni verilen, güvenli geçiş açılarının tümleyeni veriliyor, açılar verilmiyor. Gemilerden hangisi arızalanan köprüden güvenle karşıya geçer? Tümleyeni verildiğine göre kendilerini bulmak için 90'dan 12'yi çıkarayım. 8, 78. 8, evet 78 bu geçemez çünkü 57 dereceden fazla gitti. 90'dan 30'u çıkarayım. 60 bu da geçemez. 90'dan 32'yi çıkarayım. 8, 8 kaldı. 58 bu da geçemez. 57'den küçük ya da 57 olmalı. 90'dan 41'i çıkarayım. 9 burada kaldı. 8, 49. 57'den küçük olduğu için güvenli geçiş yapabilecek tek gemi D seçeneğindeki gemidir. İletki üzerinde şekil 1'deki gibi K, L ve M çubukları ile oluşan açılar oluşturan öğretmen, matematik öğretmeni Mehmet Bey, K ve M çubukların çivilendiği O noktasından sağ yöne doğru eşit miktarda aşağıdaki gibi hareket ettirmiştir. Şekil 1'de oluşan komşu açıların ölçüleri farkı. Hemen bakıyorum. Şekil 1'de komşu olan açılar her bir aralık şurası 10 derece demek. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bu açım 70. 10, 20. Bu iki açı arasındaki fark kaç derece? Hemen isterseniz aşağıya yapayım. 70'ten 20'yi çıkardım. 50 derece. Öbürüne geldim. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40. 50'den 40'ı çıkardım. 10 derece. Hangisine ulaşılabilir diyor. Bu birincisi, bu ikincisi. Şekil 1'deki fark, şekil 2'deki farktan 40 fazla mıdır? Evet, 40 fazladır. O zaman doğru cevabım Ceyhan olur. Üçüncü soru. Lastik değiştirmek isteyen bir usta elindeki anahtar ile lastikteki vidaları sökecektir. Şekil 1'deki gibi elinde bulunan anahtarı arabanın alt düzeyi ile 30 derece olacak şekilde görseldeki gibi yerleştirmiştir. Şekil 1'de gösterilen anahtar. Usta anahtarı şekil 2'deki duruma getirdiğinde yani 60 derecelik bir oynama yaptığında 5 milimetre çıkmaktadır. Şekil 3'te ise vida toplamda 10 metre çıkmış olacak. Evet, çünkü bir 60 şuradan yaptı, bir 60 da buradan yaptı, 5 buradan oynadı, 5 buradan oynadı, toplam 10 milim oynamış oldu. Usta anahtarı şekil 3'teki duruma getirdiğinde vida tamamen çıkmasaydı, anahtarı yerinden çıkarıp şekil 1'deki gibi yerleştirmektedir. Bu durum vida tamamen çıkana kadar devam etmektedir. Buna göre 4 cm uzunluğundaki bir vidayı çıkarmak için usta doğal sayı olarak en az kaç hamle yapmalıdır? Dikkat ederseniz bu 4 cm bana verilen milimetre. O zaman ne yapacağım? 4 cm'yi milimetreye çevireceğim. O da 40 milimetre. Benim yerinden çıkması gereken vidam 40 milimetre. Şimdi 60 derecede 60 derece yaptım. Burada 5 milimetre çıktı. Bir 60 daha yaptım. 10 milimetre çıktı. Buradan 2 hamle yapmış oldum. Burada çıkmadığı için yeniden başa döndüm. 2 hamle daha yaptım. 10 daha çıkardım. Başa döndüm. 2 hamle daha yaptım. 10 milimetre çıkardım. Hala olmadı çünkü 30 oldu. Başa döndüm. 2 hamle yaptım. Bir 10 milimetre daha çıkardım. Şunları milimetre yapayım hemen. Toplam 40 milimetre oldu. Ve toplam kaç hamlem oldu? 2, 4, 6, 8 hamlem. Yani doğru cevabım Denizli'dir. Dördüncü soru. Bir bahçenin girişindeki aynı ölçülere sahip dikdörtgen şeklindeki iki kapı şekil 1'de verilmiştir. Kapı ile duvarın kenarları arasında boşluk yoktur ve üst kısmındaki açılar
bütünler açığı oluşturmaktadır. Şekil 1'deki gibi tamamen kapalı olan kapının şekil 2'deki gibi açılması 5 saniye sürmektedir. Yani 20 derece açılma 5 saniye sürüyor diye yazalım. Buna göre kapının durumu şekil 2'den şekil 3'e gelirse, bakın 1'den 3'e gelmiyor, 2'den 3'e geliyor. 180 derece, 120 dereceden 180'e gelmesi için 160 derece açılmalı. 0 derece oluncaya kadar geçen süre. Şimdi 60 derecede 5 saniye sürüyorsa 160'da ne kadar sürdüğünü bulmak için ilk önce 160'ın içinde kaç tane 20 parça var onu bulmam lazım. 8 tane. Bir tanesi 5 saniye sürüyorsa 8 tanesi 8 çarpı 5'ten 40 saniye sürer. Yani doğru cevabım Ceyhan'dır. 5. soru. Yanda bir makasın tam açıldığında dereceleri verilmiştir. Tam açıldığındaki dereceleri. Şimdi şu aradakini bulmak için 180'den 132'yi bir çıkarayım. 8, 48 derece. Verilen makas KOL açısı 16 derece kapandığında 3 santimetre kesiyor. Dikkat ederseniz benim açım 48 derece ama 16 derece diyor. 48'i 16'ya bölerseniz 3 defa kapanacak. Şimdi 16 derecede 3 santimetre kesiyorsa 3 hamlede 3 çarpı 3'ten 9 santimetre keser diye yazdım. Makas kullanılarak dikdörtgen şeklindeki kağıdın BD arası 4 tam yapıyor. 1 tam 9 ise 4 tam 36 santimetre yapacak. AC arası 2 tam, 1 tam 9 ise 2 tam 18 yapacak. O zaman burası da 36, burası da 18. Hemen ben paralel kenarımın açılmış halini şuraya çizmek istiyorum. 36 ve 18. Bunun çevresini bulmak için iki kenarını toplar 2 ile çarpabilir miyim? Evet. 36 ile 18'i topladım. 4, 3, 4, 5. 2 ile çarpmam gerekiyor. O da ne yaptı? 108. Yani doğru cevabım Adana bulmuş olurum. 6. soru. 4 farklı markaya ait güvenlik kameralarının zemin üzerindeki görüş alanları yandaki gibidir. Bir gözlemcinin baktığı yüzeydeki görebildiği alanın uç noktaları ile gözlemciyi birleştiren doğrular arasında kalan açıya görüş açısı denir. Buna göre hangi marka güvenlik kameralarının görüş açısı birbirine eşittir? Şimdi burada her zaman yapacağımız şey kestiği noktayı bakmak. Bakın 1'e 1, 2. Bu 1'e 2. Kestiği nokta şurası. 1'e 1, 2, 3, 4. 1'e 4. İşaretledim, kestiği yer burası. 1, 2, 2'ye 1, 2, 3, 4, 2'ye 4. Kestiği yeri işaretledim. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2'ye 4. Baktığınızda 2'ye 4 olan hangisi? C ve D. O zaman görüş açısı eşit olan C ve D'dir. Doğru cevabım C'dir. 7. soru. Şekildeki gibi bir ışık kaynağından çıkan ışınlar aynaya dik bir konuma geldiğinde yansıyarak kendi üzerinden geri dönerler. Yandaki şekilde olduğu gibi ayna ile 60 derecelik açı yapacak şekilde gelen ışınların kendi üzerinden geri dönebilmesi için ayna hangi yönde kaç derecelik açıyla dönmesi gerekir? Baktığınızda bu açı, özür dilerim, bu ayna şu durumda. Benim dik yapmam lazım. O zaman şöyle, şu hale getirmem lazım. Yani eksi yönünde olması lazım. Artı yönleri sildim. Düz hale getirmem demek 90 derecelik bir hale getirmem demek. 60'ı 90 yapan açı hangisidir? 30. Yani doğru cevabım Ceyhan'dır. 8. soru. Yere dik konumda bulunan bir aydınlatma direği rüzgarın etkisiyle bir miktar eğilmiştir. Eğik konumdayken direğin zemin ile yaptığı küçük açının bütünleri 120'dir. O zaman açının kendisini bulmak için 180'den 120'yi çıkarıyorum, 60 buluyorum. Buna göre direğin tekrar eski konumuna gelebilmesi için, direğin şöyle olması gerekiyor. Yani 90 derece olması gerekiyor. 90 derece yapabilmek için ne kadar düzeltmem gerekiyor? 30 derece. Yani doğru cevabım Bursa'dır. 9. soru.
İki parçadan oluşan bir bahçe kapısı kareli kağıt üzerine yandaki gibi modellenmiştir. Kapının sol ve sağ parçaları eşit büyüklüktedir. Kapının sol ve sağ parçaları oklar yönünde duvar ile eşit açı yapacak şekilde açılmıştır. Buna göre kapının sağ bölümü açıldığında kapı hangi nokta üzerinde olur? Baktığınızda gene kesişme noktamı sayıyorum. 1'e 1, 2. 1'e 2. Hemen yapıyorum. Burası 1, burası 1, 2 olacak. O da hangi noktaya gelecek? Birinci noktaya. Yani doğru cevabım Adana'dır. 10. soru. Şekildeki görselde A ve B noktalarında dönebilen kırmızı ve mor çizgisel ışık saçan X ve Y fenerleri bulunmaktadır. Coşkun feneri 15 derece, Semih ise 13 derece aşağı indiriyor. Yani Coşkun şu hale getiriyor, şöyle. Semih de indiriyor ve şu hale getiriyor, şöyle. Ben bunu daha iyi görebilmek için şuraya çizmek istiyorum. Bakın şöyle çizdim. Şöyle yaptım. Burası A, burası artık Z, burası B. Coşkun feneri 15 derece indirirse 22'den 15'i çıkardım 7 derece. Yani şurası 7 derece oldu. Semih 13 derece indiriyor. 24'ten 13'ü çıkardım 11. Şurası da 11 derece oldu. Pardon, 11 derece oldu. Z noktasında birleştiriyorlar. Birleştirdim. X, Z, Y açıları, yani bana sorulan açı şurası. Şimdi ters açılardan burası da 7 derece olacak. Burası da 11 derece olacak. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan dolayı 11 ile 7'yi topladım 18. 180'den, özür dilerim, 180'den 18'i çıkarıyorum 2. 6, 1. 162 derece, yani A seçeneği olarak bulmuş olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere çocuklar.